Herkese yeni videodan tekrar merhaba. Chicago'da bugün hava birazcık yağmurlu. Şimdi videomuzun konusu, bugünkü videomuzun konusu Liberty Sigorta aslına bakarsanız genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde araç sigortası ile ilgili bir sohbet, bir değerlendirme videosu olacak. Bunun nedeni de Liberty, Liberty sigortası ee, geçtiğimiz günlerde yaklaşık olarak bir 15 gün önceden bana bir mektup gönderdi. Bir zarf gönderdi ve şu zarfta şöyle bir bare vardı. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Liberty'yi seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Fakat sizin sigortanızı önümüzdeki yıl için için yenileme yapmayacağız. Yenilemeyeceğiz. Adı altında bir mektup gönderdi bana. Sonra mektubu gösteremeyeceğim çünkü aradım aradım bulamadım. 15 gün önce gelmişti çünkü. Mektubu bulamadım. Fakat şöyle özetleyeyim size. Unsafe Parking, Insecure Parking 2020 yılına ait bir kayıt gösterdi bize. O belgenin üzerinde eklemişler. Unsafe, Insecure Parking 2020. Şimdi 2020, biz 2023 yılındayız. Liberty böyle bir şey gönderdi ve bu sebeplerden dolayı sigortanızı önümüzdeki yıl için yenilemeyeceğiz diyor. Ben de aradım Liberty'yi. Yani bu nedir, ne değildir diye. Ondan sonra call center'ı aradım. Call center'lar da bu arada evden çalışıyorlar hala. Covid'den dolayı biliyorsunuz call center'ların çoğu evden çalışıyorlardı. Hala evden çalışmaya devam ediyorlar. Dedim böyle böyle bir mektup geldi bana. Orada işte unsafe parking yazıyor. 2020 yılına ait bir bilgi var. Ve bu sebepten dolayı Liberty bizim sigortamızı yenilemeyeceğini iddia ediyor. Bu nedir? Ne değildir? Bir açıklar mısınız dedim. Ondan sonra işte call center'daki arkadaşımız da açıklamaya çalıştı. İşte kontrol edeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Sonra buldu. 2020 yılında eşim önceki evinde kaldığı evde, sitede yaşarken aynı bu yaşadığımız site gibi açık otopark düşününler. Açık otopark. Yani kapalı garaj yok. Herkesin park ettiği ancak burası bir site. Yani o eşimin daha önceden kaldığı yerde bir siteydi. Orada birisi geliyor aracına ufak şöyle bir vuruyor. Yani vurup kaçmış gitmiş. Oralarda kamera da yok. Kim vurdu, kim kaçtı Kimse de bilmiyor. Tabii eşim gidiyor, polis arıyor. Polis geliyor, işte anlatıyor durumu. Daha sonra işte tutanak tutuyor, rapor hazırlıyor polis. Bununla birlikte sigortaya başvuruyor ve bunun Liberty ile alakası yok. Başka bir sigortayla çalışıyor o zaman. Ben geldikten sonra Liberty'ye geçmiştik. Yaklaşık olarak da 2 yıldan fazladır bu Liberty'yi kullanıyoruz biz. Liberty Mutual diye geçiyor. Bu sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Sonra işte polis raporunu hazırlıyor. İşte e, sigortadan karşılanıyor vesaire ama çok böyle önemsiz bir şey yani önemsiz derken hani çok böyle maddi hasarı çok olan bir olay değil. Ya yani yaklaşık olarak işte 600 dolarlık, 700 dolarlık bir masraf çıkmış. Her neyse bunu işte eşim de söyledi bana işte 2020 yılının başlarında böyle bir olay yaşandı vesaire gibi. Sonra işte bu Liberty'nin call center'ındaki arkadaşımız da anlattı işte durumu anlattı. Sonra dedim ki yani biz 2 yıldır kiralık yaşadığımız evlerde bir sitenin otoparkını kullanıyoruz. Yani daha önce ev videolarımı izlediyseniz eğer yaşadığımız, Chicago'da yaşadığımız yer diye bir video yapmıştım. Orada da görmüş herkes apartmanın önüne park ediyor yani tamam güvenlik yok zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde sitelerde güvenlik olmuyor çok nadir görürsünüz yani güvenliğin e, durduğu ve işte gelenlere hangi daireye geldiniz hangi eve geldiniz diye soran çok az site bulursunuz He, özellikle bu Chicago çevresinde çok çok nadir bulursunuz sonra işte durumu anlattı en secure park işte unsafe park dan dolayı biz poliçenizi yenilemeyeceğiz. Liberty böyle bir karar almış. Ben de tamam güzel risk yönetimini şirketiniz yapmış. Aracımızın en sükür yani unsafe fark olduğuna karar vermiş dedim ki bu tarih nedir arkadaşım ya 2020 yılında yaşanmış bir olay. Biz 2020 yılından sonra zaten Liberty'ye geçtik. Ben Birleşik Devletlere geldikten sonra iki aracımızı da ben Liberty'ye taşıdım ve bugüne kadar da Liberty ile çalıştık. Aylık taksitlerimizi ödedik. Bugüne kadar hiçbir kazaya karışmadık. Sigortadan tek bir kuruş almadık. Ne bize çarptılar ne biz başkasına çarptık. Herhangi maddi hasarlı bir olaya karışmadık. Aracımız çalınmadı. Yani sigortayla alakalı tek bir kuruş bile biz yararlanmadık. Tek bir kuruştan bile yararlanmadık. 2020 yılında yaşanmış olan bir şeyi bugün karşımıza çıkarıyorsunuz ve sigortanızı yenilemeyeceğiz diyorsunuz. Ha ben bayılıyor muyum bu şirkete? Yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde elili ufaklı 7-8 tane sigorta şirketi var. Yani araç sigortası yapan, ev sigortası yapan bir sürü şirket var. Ancak benim yani telefon konuşmasında konuyu uzatmamın nedeni telefon konuşmasında call center ile konuşurken Konuyu uzatmamın nedeni 2020 yılında yaşanmış bir olayın bugün bizim önümüze çıkartılması. Birleşik Devletler'de kaç kişinin kapalı otoparkı var? Kaç kişi kapalı otoparklı bir house dediğimiz evde yaşıyor veya şehir evi dediğimiz townhome dediğimiz evlerde yaşıyor yani kapalı garajı olan. Aslında burada da var kapalı garaj imkanı burada da var ama biz kiralamıyoruz çünkü burası bir site. Biz sitede yaşıyoruz. Ee, i̇şte arkadaşımızın da bir suçu yok. Yani ben e, çalışan arkadaşa da bir yüklenme falan da yapmadım. Yani sadece bilgi al, alma almak amaçlı aradım. Bilgi almaya çalıştım. O da işte pek bir bilgi de veremedi aslına bakarsanız. İşte en secure parking şöyle olmuş, böyle olmuş. E, bundan sonra... Liberty yenilemeyecekmiş vesaire. Bu yetmezmiş gibi bu belgenin fotokopilerini Jeep dealer'ına gönder gönderilmiş. Yani eşimin arabası Jeep Compass ya Jeep dealer'ına gönderilmiş. Benim yeni, al yeni almış olduğum Honda cr dolayı da bu belgenin bir özetini Honda dealer'ına gönderilmiş. Yani o belgede öyle yazıyor. Paylaşıldı diye. Niye paylaşıyorsun güzel kardeşim? Yani Liberty. Sen neden paylaşıyorsun bunu? 2020 yılında yaşanmış bir olayı ki Jeep Compass yoktu. Honda Civic Sport yoktu. Honda CRV şu anda kullandığım araçta yoktu. Başka bir araç vardı. Yani araçlar bile farklı. Yıl çok çok eski. Neredeyse 3 yıl geçmiş. Bunu sen paylaşıyorsun ve bugün paylaşıyorsun. Sanırım sigorta şirketleri, dealerlar, yetkili servis, yetkili bayi bu konuda hakkında bilgi almak, birbirleriyle iletişim kuruyorlarmış, bilgi paylaşıyorlarmış. İyi buna da okey dedik. Dedik yani yapacak bir şey yok. Ben telefonu kapatmadan Liberty'deki yetkili arkadaşı şunu söyledim. Lütfen oraya not alın dedim. Beni bu saatten sonra herhangi bir promosyon, Liberty ile ilgili promosyon, sigorta ile ilgili, ev sigortası ile ilgili, araç sigortası ile ilgili herhangi bir şekilde ararsanız sizi dava ederim dedim. Mail atarsanız dava ederim dedim. Bunları oraya lütfen not alın dedim. Yani bu telefon işte kayıt altındadır, şudur budur beni ilgilendirmez. Oraya not alın eğer ararsanız Zırt çünkü sigorta şirketleri sürekli arıyorlar arkadaşlar. Sürekli arıyorlar. İşte şu sigortaya geçin, bu sigortaya geçin. Bizim şöyle %15'e diskantumuz var, indirimimiz var. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye sürekli arıyorlar. Ben de böyle bir şey ekleyin dedim. Tamam dedi beyefendi, buraya ekleyeceğim dedi. Bundan sonra size SMS satılmayacak vesaire. İnşallah öyle olur dedim. Bu olaylar yaşandıktan sonra ben yavaş yavaş Martın sonunda bu arada bu Liberty'nin sigorta'nın süresi doluyor. Yani Martın sonundan itibaren benim başka bir sigortaya geçmem gerekiyor. Tabii ki araştırdım hemen bilgisayardan sigorta şirketlerine baktım hangisi daha uygun olur, hangisi olmaz diye şöyle bir baktım. İşte Geico var, State Farm var, birkaç tane böyle ünlü olan sigorta şirketleri var biliyorsunuz. Geico'ya girdim işte State Farm'a girdim. Online başvuru yapabiliyorsunuz vesaire. Sonra Geico iki aracımız için 179 dolarlık bir bilgisayarda teklif sundu bize. Yani bilgilerinizi giriyorsunuz aracın işte bilgilerini isminizi adresinizi vesaire birkaç tane de soru var. O soruları yanıtladıktan sonra size bir teklif sunuyor ekranda bilgisayardan işlemi yaparsanız teklif 179 dolar gayet uygun. Çünkü Liberty'de biz ki aracımız için 186 dolar aylık ödemeyi yapıyorduk. 179 doları görünce tamam dedim yani hem bizim rakama yakın ödediğimiz fiyata yakın hem de 6-7 dolar gibi daha uygun şartları var. Ve güzel biz. Kaykoy'a geçelim. Tam son sayfaya geldim. 179 dolarlık rakam bir anda 249 dolara çıktı. Şaşırdım acaba dedim bilgisayarda link mi kaydı işte adreste bir sıkıntı mı oldu donma mı oldu vesaire dedim. Tabii ki onaylamadım kapattım tekrar yeni bir browserdan Başka bir sayfa açtım ve tekrar bilgilerimi girdim. İşte iki aracımızın bilgilerini girdim. Bilgilere girdikten sonra aynı fiyat yine çıktı. 249 yani 179 dolarlık teklif bir anda 249'a çıktı. Yani bunu anlamış. Anlayamadım yani şimdi durduk yere 179'dan 249'a neden çıktı? Sonra aradan birkaç gün geçti. Tabii ben bu işlemleri yapınca e-mail adresimi ve telefon numaramı da girdiğim için Gayko sürekli e-mail attı bana vesaire. Sonra e-mailden sonra bir telefon geldi. İşte Gayko'nun bu Aurora'deki e, temsilcisi aradı beni, konuştuk. Dedim ben e, bu bilgisayardan aplikasyonu yaparken 179 dolardan bir anda 250 dolara çıktı dedim. Bu yüzden vazgeçtim dedim. Yani arada 50-60 dolarlık bir fark var. Sonra işte hemen bilgilerinize ulaşıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum dedi. Aradan 2-3 dakika geçti işte. O arada dedi ki sizin dedi kredi skorunuzdan dolayı 179 dolardan 250 dolara çıktı. Kredi skoru mu? kredi skoruyla araç sigortasının ben kredi çekmiyorum ki ben ihtiyaç kredisi ya da ev araba almıyorum ki yani kredi skoruyla araç sigortasının Etkileşimini anlayamadım ben de sordum kredi skorumla ne alakası var dedim yani şimdi önce 179 dolarlık teklif yaptınız bana bilgisayardan ekrandan sonra 250'ye çıkardınız ne gibi bir bağlantısı var dedim yani bağlantısı nedir kredi skoruyla sizin kredi skorunuz bir anda düşmüş olabilir lütfen kredi skorunuzu kontrol edin hatta işte bu, bu telefon konuşmasından sonra ben dedim işte sizi tekrar ararım eğer Gayko ile çalışmak istersek iletişim kurarım dedim. Hakikaten cep telefonumu açtım. İşte Chase Bank'ın JP Morgan'ın uygulamasını açtım. Kredi skoruma bir bakayım dedim. Hakikaten 34 puan birden düşmüş. Bunun nedeni tabii ki işte e, araç aldım, yeni araç aldım biliyorsunuz. İşte kredi kartına birazcık yüklenmeler oldu. İşte kredi kartıyla e, birazcık alışveriş yaptık vesaire derken kredi kartımın limitine yaklaştık. Daha sonra biliyorsunuz bir evle anlaştık. Evle anlaşırken de Morgan şirketi kredi benim kendi kredi skoruma bakarken 24 puan aşağıya düşürmüş. Orada tek tek zaten Chase Bank'ın aplikasyonunda görebiliyorsunuz. İşte şu baktı, şu baktı, işte yeni bir şirket baktı, şu baktı diye böyle alt alta sıralıyorlar. Onlara bakıyorum ben. İşte araç alımı, işte araç alırken e, kredi skorunuza baktılar, düştü. Aracı alınca, yeni bir hesap açınca tekrar kredi skorunuz düştü. Apple bilgisayar almıştım biliyorsunuz yaklaşık 6 ay önce. Şu anda e, kaydımı da zaten o Apple'ın iMac'inden yapıyorum. Ondan dolayı düştü. İşte şimdi ev muhabbeti var. İşte ev satın al alacağız gibi şu anda hala e, dosyanın kapanmasını bekliyoruz işte imza aşamasındayız vesaire. İşte bu kredi kurumu benim kredi skoruma bakınca 24 puan düştü. O düştü, bu düştü derken hakikaten benim kredi skorum bayağı aşağı düşmüş maalesef böyle. Sonra Gayko'yu ben o temsilciyi tekrar aradım. Dedim ki böyle böyle benim kredi skorum evet düşmüş ama bunun etkilenmemesi gerekiyor. O da dedi ki Amerika birleşik devletlerinde kredi skorunuz maalesef araç sigortasında da ...araba sigortasında da etkiliyor dedi. Yani sizin tercihiniz dedi. Ekstra ben size %15 bir... ...diskant yapabilirim dedi. Ben de o zaman e, yapabilirim vesaire derken... ...ben bana dedim birkaç gün daha süre verin. Ben e, biraz araştırma yapayım. Hemen oradaki... E, ...hemen temsilci dedi ki biz dedi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde en uygun... ...sigorta şirketiyiz dedi. Ancak yine de... ...zaman istiyorsanız tabii ki dedi. Siz araştırmalarınızı yapın dedi. Ben her zaman... ...sizin telefonunuzu beklerim dedi. Hakikaten de gördüğüm kadarıyla... Amerika Birleşik Devletleri'nde en uygun araç sigortası sağlayan şirket şu anda Geico, yani Geico diyoruz biz. E, Geico şirketi gibi görünüyor. Yani bu videonun özeti, Liberty bir kere gözümden düştü. Yani ben bir daha Liberty ile asla ve asla çalışmam. Bu kesin zaten. Yani 2020 yılında yaşanmış bir olayın ki geliyor biri sadece çarpıyor gidiyor 500-600 dolarlık bir sigortadan yararlanma var sen bunu önümüze sunarak sigortamızı yenilemek istemediğini vurguluyorsun bunu da anlamış değilim çünkü diyelim ki biz sigortadan yararlandık diyebilirsin ki 186 dolar ödüyordunuz Şadan Bey. Bu ay 200 dolar bizim teklifimiz. Örnek veriyorum yani fiyat arttırdık dersin. İşte Güvensiz Park, Ensükür Park, şu olaydı, bu olaydı. Dolayısıyla sizin e, aylık ödemenizi 200 dolara çıkardık diyebilirsin. Ben de düşünürüm, karar veririm. Ama o teklifi de yapmıyorsun. Biz sizinle çalışmak istemiyoruz gibi bir belge gönderiyorsun bize. İlginç bir şekilde. İkincisi de kredi skoru. Birleşik Devletler'de maalesef bu kredi skoru her şeyi etkiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Yani araç sigortasının primlerinin artması bakın bizim herhangi bir tıkıtımız yok. Yani e, trafik cezamız yok. Park cezamız yok. Kazamız Yok çok şükür yok sigortadan herhangi bir şekilde yararlanmadık aracımız hiçbir şekilde çalınmadı ya da işte gasp şudur budur cam kırığıdır işte birinin taş atmasıdır odur budur hiçbir şey olmadı yani biz sigortadan da yararlanmadık ama Liberty böyle yaptı Liberty'yi zaten ben sildim artık kafamda Liberty diye bir şirket yok artık asla da çalışmam zaten. İkincisi de kredi skorunuz birleşik devletlerde her şeyi etkiliyor. Yani araç sigortasında da etkiliyor. Bu bilgi aklınızda bulunsun. Kredi skorunuzu her zaman üst seviyelerde tutmaya çalışın. Tabii ki bende olduğu gibi, benim yaşadığım gibi Bazen böyle kredi skorunu elinizde tutamıyorsunuz. Maalesef e, kontrol edemiyorsunuz. İşte bilgisayar aldım, taksitle aldım, %0 faizle aldım. O etkiledi. Aracı değiştirdim, o etkiledi. Şimdi bir ev satın alma sürecimiz var. Mortgage şirketi baktığı zaman 24 puan aşağıya düşüyor. Eğer anlaşırsak, hesap açılırsa, yani yeni bir borç hesabı açılırsa büyük ihtimal bir 20 puan daha düşecektir. Bakalım daha dibine kadar göreceğiz, bilmiyorum. Kredi skorunuza Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat edin. Bu bilgilendirme videosundan sonra başka videolarda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.